Bir Kahramanlık Öyküsü 15 Temmuz. Değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'na hoş geldiniz. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yapımcımız Erol Doğu, ben Süha Uner. Saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. İnsana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştuğumuz mecra TRT Radyo 1'de bu gece Bir Kahramanlık Öyküsü 15 Temmuz isimli özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Bir oturum etrafında bir saatlik özel bir yayın bu. Konuklarımız mütefekkir Sayın Fatih Elmalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mahmut Hakkı Akın. Hoş geldiniz efendim. Saygılar sunarız. Hoş bulduk. Bir mukabele. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Haluk Alkan Hocamız. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi hafızamızı tazeleyeceğiz. Maalesef iyi anılarımız yok 15 Temmuz'a dair. Darbe kalkışmasının üzerinden tam 6 yıl geçti. O karanlık gecenin kendisini yad ederek FETÖ'cü terör örgütünün o gece neler yaptığını unutmamak adına, bu terör örgütünün nasıl bir yapılanması olduğunu, amacının ne olduğunu bir daha masaya bu kıymetli konuklarımızla yatırmak istiyoruz değerli dinleyenler. Bir oturum şeklinde yapacağız. Her soru herkese sorulmuştu. Sırayla konuklarımız da onları yanıtlayacak. Bir hatırlatalım. 15 Temmuz darbe girişimine direnen 251 kahramanımız şehit, 2734 kahramanımız gazi oldu. Allah'tan bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Neler yaşandı 15 Temmuz 2016'da? Önce onu konuşarak başlayalım. Sayın Elmalı, buyurun efendim. Sokaktaki adam hüviyetiyle ben bu konuya cevaplandırmak istiyorum. Bizim bir şeyden haberimiz yoktu. İşin en samimi ifadesi bu olabilir herhalde. Bir anda gerek sokaktan gelen haberlerle, gerek basından yavaş yavaş artık saklanamaz hale gelen gelişmelerle biz bu dehşeti yaşamaya başladık. Yani ne böyle bir şeyi hak etmiştik, ne böyle bir şeyi bekliyorduk. Hele hele yani 40-50 senedir böyle bir haktan, hukuktan, iyilikten bir STK pozisyonunda Allah rızası için çalışan insanların arasından böyle bir kalkışma geleceği aklımızın ucundan bile geçmezdi. Doğru, son birkaç senedir iyice iş tatsızlaşmaya başlamıştı. Eski fikirlerimizi artık koruyamıyorduk. Yani kendimizi hüsnü zana davet etmekle beraber. Fakat birden yani bu da mı olur denilecek şeyler böyle sokakta, işte vatanın ortasında görür hale geldik. Sonra artık ülkenin cumhurbaşkanına bir çok hani Hollywood aksiyon filmlerindeki tarzı bir suikast teşebbüsü de artık neredeyse gözümüzün önünde cereyan etti. Yani bunlar da yaşanır mıymış? Belki torunlarımız anlatırken daha bir sakinleşmiş olarak anlatacağız. Ama biz bu ülkenin yani derdi iyilik yapmak olan insanları olarak böyle tabii sabahına işin çok daha tatsız tarafları ortaya çıktı. Biz tabii şehitleri böyle bir ateş yapılan silahlar falan bunlardan haberdar oluyorduk. Ama biz bu kadar da işte 250 küsür kişiyi öldürecek ne var diye yani o dehşeti de sabah daha fazlasıyla yaşadık. Yani bir gün sonrasında işte Fatih Camisi'nde cenazelere de gittik yani çünkü insan o tertemiz insanlar tanıdıklarımız da vardı içerisinde. Yani Mihrimah Camisi'nin mesela bir orada dini öğretim gelen bir genç kardeşimiz yani bunlar bu ülkenin samimi sıradan insanları yani bunları öldürmüşlerdi. Bizim için bu dehşet ben çok bu işin ilmine sahip hocalarımıza sözü bırakmayı tercih ederim. Fakat bizim için 15 Temmuz deyince bu beklenmedik birisinin dönüp de size böyle bir sağlam bir yumruk atması ya da daha fazla bir bıçak sokması gibi bir hissi ben bunu yaşadığımı düşünüyorum diyeyim. Sayın Akın, 15 Temmuz akşamı ve gecesinde yaşananlar gerçekten çok zor günlerdi. Nasıl yorumlarsınız o gece yaşananları? Türk siyasi tarihi açısından daha önce tecrübe edilmemiş bir geceydi. Yani herhangi bir örneğini göremeyeceğimiz bir geceydi. O nedenle önemli olduğunu da düşünüyorum bir yandan. Ama bir yandan da bir cinnet alemi temsil ediyordu. Yani darbeciler açısından bir cinnet alemi
temsil ettiğini düşünüyorum gecenin. Çünkü darbeyle ilgili olarak işte halk acaba darbeye bir mukabele edecek olsa kendisine silahla karşılık verilir mi verilmez mi gibi sorular vardı. Elbette trajik yönünü de yaşadık çünkü 200'ün üzerinde şehit verildi. Ama bir yandan da darbeye karşı konulması, iradeye sahip çıkılmasıyla ilgili olarak Türk siyasi tarihi açısından 15 Temmuz'u bir dönüm noktası olarak görmek de mümkün. O nedenle iki yönlü olarak baktığımızda, taraflar açısından da baktığımızda 15 Temmuz'un kendine özgü, diğer bütün darbe girişimlerinden de farklı olarak değerlendirilmesi gereken bir yön olduğunu düşünüyorum. Hocam şunu mu söylüyorsunuz? 1960 askeri darbesi, 1970 muhtırası ve 1980 askeri darbesi. Onlardan farklı olarak 15 Temmuz akşamı ve gecesinde halkın sokağa inmesi miydi farklı olan? Evet, yani halkın kendi iradesine sahip çıkması çok önemliydi. 1961 ve 62 ve 63'te iki tane darbe girişimi de oldu Türkiye'de. Talat Aydemir'in bir junta hareketi oldu ama onlar ordunun kendi içerisinde bastırıldı. Burada şunu da tabii teslim edelim hakkını. Ordunun kendi içerisinde de bu darbe girişimine karşı çıkanlar, halkla birlikte hareket eden değerli Türk askerleri olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yani tamamen ordu ve halk karşı karşıya gelmiş gibi bir şeyden, öyle bir karşılaştırma yapmaktan da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü böyle bir yönü de vardı mesela. Haklısınız hocam. Sayın Alkan, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Fatih Bey o geceyi ve süreci kısmen anlattı. Hocam evet. Biraz daha derine indi. Şimdi tabii 1980 askeri darbesinden sonra bu yapılanmanın biraz güç kazandığını herhalde üçümüz de biliyoruz. Tabii Türkiye devlet geleneği olan fetret devrinde bile bir şekilde idareyi ele almış Osmanlı Devleti'nin devamı olan, rejim değişikliğine uğrayarak devam eden Türkiye Cumhuriyeti. Elbette biliyorduk. Evet. Bir yapılanma vardı. Ama nasıl gemiyi azıya aldılar da o gece bu eylemi yapma cüreti gösterdi? Şimdi tabii aslında 15 Temmuz Türkiye'nin darbe pratiği üzerine iyi kurgulanmış bir girişimdi. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman darbe girişiminin başladığı ilk anlardan itibaren Batı medyasını izlediğimizde çok açık biçimde çarpıtılarak olayların aktarıldığını çok iyi görüyoruz. Hatta ilk başta bazı Batılı medya kuruluşları askeri darbeye direnen şehitleri Erdoğan diktatörlüğüne direnerek öldürülen insanlar olarak haberleştirdiler. Sonra onu dönüştürdüler. Yani çok iyi hazırlanmış bir olaydı. 16 Temmuz ya da 17 Temmuz'da Avrupa Konseyi'ne hazırlanan bir raporda da aslında 2000 kişilik iyi planlanmış bir askeri birliğin bir darbeyi gerçekleştirebileceği söylenip onun altına 15 Temmuz neden başarısız oldu diye uzun uzun açıklamalar yapılmıştı. Biz anlıyoruz ki bu aslında öyle basit, hani bıçak kemiğe dayanan bir yapının son başkaldırışı değil. Bu ciddi bir planlamanın ürünü, büyük bir planlama, büyük Orta Doğu'ya ilişkinde bir yaklaşımın, Batı'nın yaklaşımının bir sonucu. Şunu söyleyeyim, Türkiye'nin darbe pratiğinde Türkiye ne zaman kendi ayakları üzerinde durmaya kalkmışsa, kendi sorunlarını, kendi çözümlerini üretmeye çalışmışsa muhakkak doğrudan ya da dolaylı bir askeri darbeyle karşılaşmıştır. Dolayısıyla 15 Temmuz biraz da bununla ilgilidir. Peki 15 Temmuz neden başarısız oldu? Bunun üzerinde çok kısa şeyler söylemek lazım. Halkın sokağa inmesi. İnmesi gibi. Mesela bir kere daha önceki darbelerde bir meşruiyet boşluğu oluşturuluyordu. Burada bu meşruiyet boşluğu yok. İnsanlar çok açık biçimde küresel dünyayı okuyabiliyorlardı. Olayları okuyabiliyorlardı. Türkiye'nin geldiği yeri okuyabiliyorlardı. Ve bu müdahalenin açık bir biçimde ayakları üzerinde durmaya çalışan bir Türkiye'ye yönelik bir darbe olduğunu fark ettiler. Çok güzel ifade ettiniz. O dönem bir ekonomik kriz yoktu çok evet, fazla. Evet. Kürt meselesi yumuşak karnımız olmaktan çıkmıştı. Diyarbakır'a evet. Konuklar alınmıştı. Efendim yani pek çok konu da olumlu gidiyordu aslında. Olumlu gidiyordu. Türkiye. Bir şey daha söyleyeceğim. İkinci bir faktör liderlik meselesi. Evet. Daha önceki askeri darbelerde direnişe çağıran bir lider hiç çıkmadı. Evet. Ama bu darbede gerçekten halkı direnişe davet eden ve halkın da tabii olumlu karşılık verdiği bir liderlik gördük. Bu son derece önemlidir ve bunu gördükten sonra neden saldırdılar? Çünkü o eski pratikte halkın ayağa kalkması diye bir şey yok. Yok. Halkın ayağa kalktığını gördükleri andan itibaren de
doğrudan halka saldırdılar. Daha da önemlisi Türkiye'nin bütün sembol kurumlarına saldırdılar. Cumhurbaşkanlığı makamına saldırdılar, meclise saldırdılar, güvenlik güçlerine saldırdılar. En son tabii halka saldırdılar ve kan dökmeye başladılar. Aslında daha önceki darbelerde de kan döküldü. Başbakan idam edildi Türkiye'de ama evet. Bunu hep bir mahkemeyle şununla bununla falan örterek yaptılar. Bu sefer öyle değil, açık bir saldırıya giriştiler ve başarısız kaldılar. Bir şey daha ekleyeyim. Bu darbecilerin diğer darbelerden bir önemli farkı daha var. Kimliklerini sakladılar. Ona gireceğiz. Evet, peki. Yıllarca içimizden biriymiş gibi hareket ettiler. Önce devlet kurumlarında yapılandılar. Orduyu başa koydular. Orada bir yapılandılar. Elbette az önce söyledik, geleneğimiz var, devlet geleneğimiz. İstihbarat birimleri bunları rapor ediyordu ama bu raddeye nasıl geldi onu konuşalım hocam biraz. Halkın hangi duyguları istismar edildi? Devlette nasıl bir boşluk vardı, bu yapılanma oluştu? Nerelerde hata yaptık? Biraz da kendi payımıza düşeni konuşalım. Yani biz tabii kendi öğrencilik dönemlerimizi biliyoruz. O dönemlerde biz tabii zaten dindar insanların çok rahat olmadığı bir geçmişten geliyoruz. O sırada İşte ağlayarak, coşkulu sözlerle vaaz veren, artık 70'lerin ortaları, sonları diyelim, bir yani dindar insanın sempati duyabileceği bir figür olarak bu hareketin liderini tanımış olduk. Tabii bir yandan artık 80'lere doğru gelince bu iş sadece böyle daha bildiğimiz klasik bir dini cemaatten ziyade böyle artık sistemli bir şekilde, mesela Türkiye'de ilk 30-40 böyle 50 en ileri dereceyi kazanan öğrencilerin başka yerlere değil de öğretmenlik bölümlerinde yapılanmaya gitmesi bu hareketin. Sonra askeriye de defalarca, biz üniversitedeyken bizim okula işte Kuleli'den kovulmuş yüzlerce öğrenciden bir kısmı gelmişti mesela. Yani o şeyin bizim o bildiğimiz daha böyle bir sempatik din adamı şeyinden çok daha sistemli, tabiri caizse kurumsal bir şekilde devlette yapılanmaya çalışan ve artık daha sonraki 90'lara doğru artık yeni bir tabiri caizse bir PR hamlesiyle bu sefer sosyete diyeceğimiz ya da varlıklı insanlar arasında daha sistemli olarak bulunan ve oradan da muazzam bir şekilde para devşirmeye çalışan. Dolayısıyla böyle bir evrim derseniz böyle bir yandan, hatta 90'ların sonlarına doğru hiç unutmuyorum, böyle FBI'nin merkezinde Noah Pudding diye, yani aşure dağıtan, yani Türkiye'den düşünün sıradan bir cemaatin gelip FBI'nin merkezinde aşure dağıtması, yani olacak iş mi? Ya da böyle bir Amerikan temsilciler meclisinde senatoda lobicilik faaliyetleri yap. Yani arkada çok ciddi bir proje olmadan elde edilemeyecek bir evrimden bahsediyoruz. Bizim şeyimiz tabii sonraki bu işte 6 sene önceki tatsız olayların altyapısı olarak şu anda bakınca görebiliyoruz. Ama o zaman gördüğümüz şey, yani böyle bir süreç oldu. Ve biz okulda ya da bulunduğumuz yerlerde herkesin kendi tabii şahsi hatıratı olabilir. Ama FETÖ terör örgütü. Artık üniversitedeyken bizim asıl yadırgadığımız mesela dindar insanların sorunları oluyor. İşte başörtüsüyle ilgili zulümler, eziyetler. Mesela diyelim %95'i dindar kesimin bir tavır alıyor. Mesela şunu yapmak lazım. İşte bilmem, bazen yürüyüşler, şunlar bunlar, hiçbirinde bulunmazlar. Ve hep böyle bir kendi gündemleri vardır. Yani Kur'an okumaya davet edersiniz mesela bir öğrenciyi. Abisine sormadan bir şey yapmaz. Yani hiçbir şey yapmaz abisine sormadan ve böyle bir şey, mesafeli, yani İslami bir takım kavramlarla da eleştirebileceğimiz ama daha hani şimdi sosyolojik, politik bakıyoruz. Böyle mesafeli bir kendi gündemi olan bir hain terör örgütü olarak bu hareketi gördük. Diyelim, burada üstadlara sözü bırakalım. Peki bu FETÖ nasıl bir örgütlenmedir? Hangi fırsatları kullandı da buna cüret edebildi? Bir kere bir tane yüzü yok. Yani FETÖ'nün diyelim ki kamuya daha açık olan bir yüzü olmuş olabilir. Medya üzerinden, sivil toplum kuruluşları üzerinden. Ama bir yönüyle de kendi içerisinde böyle gizli bir hiyerarşiye dayanan, üstelik bu hiyerarşinin de yine gizli bir şekilde üretildiği, bu Zimmel diye bir sosyoloğun, meşhur gizliliğin sosyolojisi ve gizli toplulukların sosyolojisi diye meşhur bir eseri vardır. Ben mesela bu darbe girişiminden sonra yeniden onu bir okumuştum. Aslında daha mafyatik hale de getiren o gizli hiyerarşi dolayısıyla. Böyle bir yönü de vardı. Dolayısıyla farklı maskelerle ve kendi içerisinde farklı bir işleyişle, kamuoyuna farklı bir görünümle,
Dolayısıyla bu bir örgüt, yani bir organize, bir yanıyla dini cemaat olarak belli bir geleneğe dayanma ihtiyacı duydular Türkiye'deki insan sermayesini devşirme yollarından biri oydu. Bir taraftan biliyorsunuz en önemli şeylerinden birisi Türkiye'deki eğitim sisteminin bir sonucu olarak dershanelerin, dershaneciliğin özellikle 70'li yılların sonundan itibaren yaygınlaşmasında o fırsatı iyi değerlendirdiler ki ortaokul lise çağındaki gençlere ulaşma, yani biraz da kimliğini, kişiliğini arayan insanlara bir yol yön verme, onların o üniversite eğitimiyle alakalı tam böyle kritik bir eşikte onlara ulaşmayla alakalı imkanları değerlendirdiler. Ve kendi içerisinde bir üretim oldu ama başka hesapların olduğunu, uluslararası başka ilişkilerin olduğunu, yani sadece bir dini cemaat, STK, medya değil, aynı zamanda işte bir çok ciddi paraya hükmeden, siyasette güçlenmeye çalışan, askeri ve sivil bürokrasinin içerisinde örgütlenen, bu şekilde de bir yandan güç ilişkilerini kendi gücünü arttırma üzerine, kendi faydası üzerine bütünüyle kurmuş bir örgütlenmeydi. Profesör Doktor Sayın Haluk Alkan'a bırakacağız sözü şimdi. Hocam, bu uluslararası boyutu biraz konuşalım. Fatih Bey Pentagon'da aşure dağıtılmasından söz etti. Bugün herkes çok iyi bilir ki dünyada randevu alması en zor kişi Papa'dır. Katolik dünyasının lideridir. Onunla böyle boy boy fotoğraflar. Tırnak içinde tabii bazı soruları sorarken de kimseyi incitmek istemiyorum. Dinler arası diyalog çağrıları ama ne kadar sahte olduğu sonradan çıktı ortaya. Benim payıma düşen korkunç bir medya gücü. Ben 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Böyle bir medya gücü gerçekten görmedim. Dünyada da eşi benzeri azdır. Siz akademik dünyaya çok hakimsiniz. Belli üniversitelerde yıllarca doçent olarak kalmış çok başarılı bilim insanları oralara el atılmıştı. Bir türlü profesör olamıyorlardı bu dünyaya ait olamadıkları için. Ama temelde bunun uluslararası boyutu neydi? Yani olay sadece Pensilvanya'dan ibaret değil galiba. Şimdi tabii şunu öncelikle genel sorunuz bağlamında bir yere bağlamak istiyorum. Şimdi bu yapıya baktığınız zaman biz her siyasal sistem bir devşirme mekanizması kurar. Devşirme mekanizması dediğimiz kendi insanlarından belli kişileri devleti yönetebilir hale getirmek durumundadır. Her siyasal sistem bunu yapabilir. FETÖ'nün en önemli özelliği devletimizin ürettiği bütün devşirme mekanizmalarına çöreklenmiş bir yapı olması. Fakat bizim devşirme mekanizmalarımızın bir eksiği var. Bunun altını çizmezsek biz bütün suçu FETÖ'ye yükler, aradan sıyrılırız. Bizim devşirmeci geleneğimiz yabancılaştırma üzerine kurulu. Yani kendi insanını alıyor, elekten geçiriyor, kendi toplumuna yabancılaştırıyor ve onu kendi toplumuna karşı kullanıyor. İşte FETÖ'yü FETÖ yapan mekanizma, zaten bu sistem de biraz batılı argümanlarla oluşturulmuş sistemlerdir Türkiye'de. Bakın FETÖ nereye yerleşti? Bir kere yatılı okul, öğrencilik sistemi. Devşirmedeki en önemli mekanizmadır. Çocuğu aileden koparmak, aileye yabancılaştırmak. Aileler ne diyorlardı? Biz çocuğumuzu tanıyamaz hale geldik. Evlilik mekanizmasına kadar bile bu yapıya sirayet etmişlerdi. İkinci özellik devlet sınavları. Niye? Çünkü devşirmenin en önemli mekanizması sınavla başarılı öğrenciyi alıp onu üst makamlara getirmektir. Dönemin ÖSYM başkanı hala hapiste. Yani mesela. Şimdi bakıyoruz, üçüncüsü yurt dışı burslar. Büyük bir devşirme mekanizmasıdır. Halktan bir çocuğu alıyorsunuz, Amerika'ya gönderiyorsunuz. 2 sene o çocuk geldiği zaman o dil bilen, iyi okullarda yetişmiş olarak yaşıtlarına, çevresine fark atan bir varlığa dönüştürüyorsunuz. Projeler. Dolayısıyla bu kişiler devletin bütün yabancılaştırıcı devşirme mekanizmalarına çökmüş bir kuruluştu. Bu birinci özellik. İkinci özellik, bizim bu yabancılaştırıcı devşirme mekanizmalarımız devletin ikinci bir eksikliğini doğuruyordu. Aşırı şekilci bir devletiz biz. Ya düşünebiliyor musunuz? Çocuk üniversitenin kapısına kadar geliyordu 28 Şubat'ta başörtülü. Aç gir, ben seninle uğraşmayacağım diyordu. Ya bu çocuk ya tehlikelidir ya değildir. Başını açmayla örtmeyle bunun ne alakası var? Biz devletin refleksini bu kadar şekilcilik üzerine kurarsak onlar da ne yaptılar? Her türlü baloya, partiye, her teferruat demeye kadar devletin bütün zayıf, bakın zayıf, şekilci mekanizmalarını kullandılar. Takiye yaptılar. Takiye yaptılar. Ama kabul edelim, bizim mekanizmalarımız buna son derece müsait. Az önce onu sormak istedim zaten. Yani, nerede hata yaptık derken. Evet, dolayısıyla yabancılaşma mekanizmaları ve daha da önemlisi, işte burada sorunuza da geliyorum. Bütün bu devşirme mekanizmalarını çökerken, bunu yönetirken
kimliksiz, milli kimliği olmayan çıpasız enternasyonel bir nesil yetiştirdiler. Hiçbir değerleri yok. Bunu da işte Mesihçi paradigmayla, küresel bir din algısıyla falan meşrulaştırmaya çalıştılar. Ya yani çocukların hiçbir çıpası yoktu. Hani biz şunu çok beğeniyorduk. Aa, bu çocuk gidiyor Kazakistan'da Boğaziçi Üniversitesi matematikten mezun gidip, hayır, çıpası yok çocuğun. O yüzden 15 Temmuz'da kendi insanlarına bu kadar yabancılaşıp kurşun sıkabildiler. Bunun altını çizmek lazım. O Mesihçi paradigma da son derece önemlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerini bunlar, açık söylemek gerekirse, dinde reform amacıyla yorumlayan bir yapı. Yani Fethullah Gülen'in Mesih Kim diye bir makalesi var. Ben istiyorsanız oradan bir parça okuyayım diyeceğim ama zamanımız olmayabilir. Buyurun okuyun hocam. Önemli ben hocam. Şimdi orada çok ilginç bir şey var. Bunun altını çizmemiz lazım. İnsanlarımızın bunu görmesi açısından. Bakın, diyor ki kendisi, Mesih nerede, Mehdi kim diye bir makale yazıyor. Bu aynı isimli bir kitap var. O kitaptaki, bu başlıktaki makalede kendisi. Bu arada bu kitapların ücretsiz dağıtıldığını da söyleyelim. Şimdi bakın nereye bağlıyor. Evet, Hazreti Mesih'in bir şahsı manevi olarak inmesini çok uzak görmüyorum. Şahsı manevi olarak gelecek demek, bir şefkat ruhu, bir merhamet manası öne çıkacak. İnsanlar üzerinde bir rahme esintisi belirleyecek. İnsanlar birbirleriyle anlaşacaklar, uzlaşacaktır demektir. Bugün bize buyurun gelin Kur'an'ı bizim kiliselerimizde okuyun diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki siz de gelin kendi İncil'inizi bizim mekanlarımızda okuyun diye uzayan bir süreç. Bakın, adam bunu aslında kurmuş. Bu Mesihçilik çok önemli bir şey. Osmanlı'nın da baş belasıdır bu. Evet. Çünkü Osmanlı'da bütün ayaklanmalar Mesihçi paradigmalar üzerinden yapılmıştır. Sabit Ay seviyorum. Birçok Hristiyanlar olsun şey olsun ve bu paradigmayı çok iyi kullanırlar, içlerini boşaltırlar. Kendisi zaten asrın Mehdi'si olarak kendini görmektedir. Bunu biliyorsunuz, mahkeme kayıtlarına bile girmiştir. Bu mahkeme kararlarına bile onun Mehdi olduğuna dair kayıtlar girilmiştir. Peki bunu niye yapıyor? Çok açık biçimde şunu söyleyeyim. Bu kadar gelgitleri olan bir mekanizmada liderin yaptığı hataları meşrulaştırmak zorundasınız. O kitleye. Bunu meşrulaştırmak için de ne yapacaksınız? Onun Mehdi olduğuna, onun bir hikmeti vardır diyeceksiniz. Olay buraya kadar giden bir boyutta şekilleniyor. Son bir şey söyleyeyim. Kurumsallaşma yeteneği. Az önce siz dediniz. Böyle bir kurumsallaşma yaptılar ki o yapıya üye olduğunuz anda çocuğunuzun okuyacağı okuldan, izleyeceğiniz televizyona kadar, belki çocuğunuzu biraz yetiştirirseniz çok yüksek bir makama gitmesine kadar, barınacağınız evden, alacağınız eşinizden, evleneceğiniz kişiye kadar size bir koruma alanı oluşturuyor. Bizim halkımızın bir yanlışı var. Biz seviyoruz böyle şeyleri. Çocuğumu vereyim bana general dönsün. Çocuğumu vereyim bana hakim dönsün. Bu da bizim toplumumuzun bir eksiğidir. Evet. Şimdi Fatih Bey, Sayın Fatih Elmalı, siz bir iyilik örgütünün önemli bir neferisiniz ve yıllardır da belli coğrafyalarda yardım faaliyetleriniz var. Özellikle bu Türk Cumhuriyetlerinde Afrika'daki yapılanmalara şahit oldunuz mu hiç? Oradaki durum nedir? Doğrusu şu anda yani Türkiye'de bir yerlere gelindi ama oralarda maalesef yani böyle Pakistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs gibi yerleri saymazsanız maalesef çok ciddi bir gelişme yok. Gerek Afrika'daki, yani mesela birkaç sene önce Kosova'da 3-4 tane bu hain terör örgütü mensubu Türkiye'ye popüler tabirle paketlendiği zaman Bakanlar Kurulu'ndan Kosova'nın 2 tane bakanı görevden aldılar. Yani böyle hain bir yapı. Şimdi tabii bizim devletimiz de oralarda bu yapıya tabiri caizse bir panzehir olarak bir takım marifle özellikle gayretler içerisinde. Şimdi inşallah biz de hani bu gayretler sürer, bu irade devam ederse önümüzdeki dönem belki daha ileriye gidebilir ama şu anda tabii ki onların Türkiye'den beslenmediği de ortada. Yani Türkiye orijinli bir hareket olsa bu. Türkiye orijinli bir hareket olsa dediniz, orada araya girmek istedim. Hı. Şimdi buradan mali kaynak aktarılmıyor kesin, onu biliyoruz. Evet. Nereden buluyorlar? İnsan adres olarak nereleri düşündüğü ortada. Yani bu adam şeyde Tanzanya'da ya da Madagaskar'da yaşamıyor yani. Ve zaten oralardaki şu anda yani bir Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rumi hareketi diye yanlış hatırlamıyorsam bir şeyleri var. Evet. O zaman bunun yani enerji kaynaklarını içte aramak anlamsız bir şekilde.
Ve maalesef şimdi görüyoruz işte özellikle şimdi ülkemiz Afrika'da büyük bir hamle yapma peşinde ve orada hemen her yerde varlar. Ama biz de şimdi şey yapıyoruz yani gerek STK'lar vesilesiyle gerek Maarif Vakfı vesilesiyle ülkemizde de muazzam bir gayret var. Yani belki onların vesilesiyle, belki bu hareket liderinin de artık sonu mu diyelim işte. Çünkü cemaatlerin kendi içinde de böyle bir karakter var. Lider gidince de belki bu bir şey olacak. İnşallah diyelim böyle bir olumsuz etkilenme de söz konusu olabilir. Fakat şu anda yani aklınıza gelen ne kadar ülke varsa hepsinde varlar. Şimdi tabii cemaat deyince iki parantez arasına bir ünlem işareti koyayım ben. Oradan da hocamla devam edeyim. Şimdi hocam bu FETÖ yapılanması ve darbe girişimi Türkiye'de demokratik kültürü ve sivil toplum kültürünü etkiledi biraz. Bastırıldı ama bizde Selçuklu'dan devamı Osmanlı İmparatorluğu'ndan ve rejim değiştirerek kurduğumuz genç Türkiye Cumhuriyeti'nde bazı toplumsal dinamikler vardır. Her şey devlet eliyle yürümez. Mesela Osmanlı bir vakıflar imparatorluğu deriz hep. Bu toplumsal dinamiklere nasıl zararı oldu sizce? Bir kere bu toplumsal dinamiklerin özellikle Cumhuriyet dönemi açısından sürekliliğini düşündüğümüzde sivil toplumun, demokrasi kültürünün Türkiye'de yerleşmesiyle ilgili o zamana kadarki birikime sermayeye çok ciddi anlamda bir zarar verdiğini düşünebiliriz. Meselenin bir yönü. Çünkü kendilerinin de bu demokrasiyi ve farz ediniz ki işte sizin de zikrettiğiniz vakıf kültürünü ya da diğer sivil alanlardaki faaliyetleri kolayca istismar edip kendi faydalarına, kendi güçleriyle ilgili kullandıklarını, araçsal baktıklarını görüyoruz. Yani oraya çok ciddi anlamda vakıf kültürünün gelişmesinden ziyade kendilerine sağlayacakları fayda odaklı baktıklarında aslında var olan Selçuklu'dan Osmanlı'dan tevarüs etmiş bizdeki vakıf kültürünün içini de boşaltmış oluyor bir anlamda. Demokratik kültür açısından da düşündüğümüzde aslında kendilerini gayet böyle medya organlarında falan hani demokrasiden yana göstermiş, işte darbelere güya karşı bir profilde sunmuş, bir örgütlenme, bir o zaman dini cemaat gibi göstermelerine rağmen bir yandan da baktığımızda aslında Türkiye'deki demokratik kültürü tamamen ortadan kaldırmaya dönük bir hesabın içerisinde olduklarını da görüyoruz. Elbette ki zararı oldu. Ama demin söylediğim gibi 15 Temmuz tek yönlü bir süreç değil, tek aktörlü bir süreç değil. Diğer taraftan ona karşı çıkan yani darbe girişimine karşı çıkanlar da Türkiye'de bu demokrasi kültürünü ve sivilleşme adına bizim sevinebileceğimiz bir sonuçtu. Çünkü daha önceki darbe girişimlerinde gösterilemeyen bir iradenin orada çok daha net ya da daha öncekilerde belki seçimlerde falan darbecilerin çok istemediği seçim sonuçlarıyla gösterilmiş bir irade söz konusu ama burada doğrudan darbenin kendisine darbe anında darbe girişimi anında karşı koyan bir iradeydi. Bunu da aslında demokratik kültür açısından değerlendirmek gerekiyor. Yani mesele aslında FETÖ'cülerin de hesap ettiği gibi de olmaz. Tabii bunun uluslararası bir boyutu da var. O açıdan değerlendirirsek neler söylemek istersiniz? Hala iade edilmemesi bazı teröristlerin. İşte finansal kaynaklarına belli oranda engel olunduysa da bazı uluslararası yapılanmalar devam ediyor. Elbette devlet var gücüyle mücadele ediyor. Arkasında millet desteği de var. Ama bu uluslararası yapılanma için neler söylemek istersiniz? Şimdi öteden beri biliyorsunuz bu konuda Türkiye'ye karşı uluslararası ilişkiler bağlamında söylüyorum. Tam böyle bir kurt politikası izlemek yani acımasızca hareket etmek ve hatta kökeninde belki bir oryantalist bakışı bile söylemek lazım. Batı ülkelerin uluslararası ilişkiler ve bizim Türkiye'de dahil olmak üzere daha doğu toplumlarıyla kurdukları ilişkilerde kendi değer alanlarını tanımladıkları insan hakları, demokrasi gibi şeyleri gayet askıya alabildiklerini görüyoruz. Yani gerçekten bunu bir iç mesele gibi falan da yorumlama yollarına sapabiliyorlar bazen. Retorik anlamında söylüyorum ama neticede kullandıkları belli. Zaten böyle bir hareketin yani küçük bir cami cemaat grubundan yayılıp Türkiye'ye, dünyaya aynı zamanda bir halkla ilişkiler boyutu da var meselenin. Yani bir kamuoyu oluşturma, bir imaj oluşturma, propaganda yapmayla ilgili. Bunlar da başından itibaren aslında uluslararası o güç odaklarının bir şekilde kullanabilecekleri, Türkiye'de kendilerine alan açabilecekleri bir faydayı sağladıklarını da görüyoruz onlara.
Nitekim sonrasında da 20 yılı aşkın bir süredir örgütün merkezi zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış durumda. Ve diğer taraftan da daima o ülkelerin çıkarları gözetilerek hareket etmişler. Ona çok dikkat etmişler. Bunu da gözlemleyebiliyoruz. Diğer taraftan da işte bu ilişki ağının uluslararası boyutunda Türkiye'nin aleyhine de çok kolay bir şekilde çalışabileceklerini göstermiş oldular. Yani Türkiye'nin lehineymiş gibi bir propagandayla bunu sundular ama öyle olmadığı da görülmüş oldu. Şimdi Sayın Alkan, çok önemli bir noktaya geldik. O da şu, 1990'lı yılların başıydı. Ben çok genç bir memurdum 20'li yaşlarımda. Okuyup yazıyoruz tabii. O yıllarda Yapı Kredi Yayınları Cogito dergisi, Cogito diye yazan Laiklik özel serisi çıkarmıştı. Orada yine tırnak içinde dönemin çok popüler simaları, ikinci cumhuriyetçiler. Laik bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı mı olur? Böyle makaleler. Tabii gerçekten kağıt üstünde laik bir ülkede devletin tamamen soyutlanması lazım ama bu coğrafyanın da özel koşulları var. Şunun için bu girişi yaptım. Elbette belli cemaatler olacaktır, belli dini yapılanmalar olacaktır. Ama buna insanların neye inanıp inanmayacağı babında değil. Ama devletin de bir kontrolü olması gerek sanki, değil mi? Şimdi şöyle bir şey aslında bu. 15 Temmuz bize din eğitimini ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Şimdi din eğitimi şu demek değil. İnsanları belli bir dinin mensubu haline getirmek, belli bir mezhebin haline getirmek anlamında değil. İnsanlar bunu böyle anlıyor. Din kültürün en önemli ögelerinden biridir. En güçlü sosyal yapı. Bugün laiklerin de kullandığı birçok kavram aslında dini metinlerden gelir. Çünkü din insan düşüncesinin şekillendirilmesinde öncül bir rol oynar. Dolayısıyla mesela Batı'da ateist bile olsa belli bir din kültürü almıştır o yazarlar. Mesela işte Alan Turing'in özne kavramı tamamıyla Hristiyanlıktan gelen bir kavramdır. Ama bunu laikliğin temeline alıp yerleştirmiştir. Ama o özne kavramı Hristiyanlıkta olduğu şekliyle alınmıştır. Yani bizim günlük hayatta kullandığımız şekliyle değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İster ateist olsun, ister inanan bir kişi olsun, kim olursa olsun temel dini kavramları kullanacak bir eğitim herkese verilmelidir. Eğer siz bu alanda boşluk bırakırsanız o boşluğu başkaları dolduruyor. Şimdi bizim modernleşme sürecimizin en büyük hatalarından biri insanlara dini bilgi vermeyince onların özgürleştiğini sanmaktır. Böyle bir şey yok. Aksine onları savunmasız bırakırsınız. Dolayısıyla dini bilgilerin doğru verilmesi, yerinde verilmesi, İslami terminolojinin öğrencilerimize doğru öğretilmesi son derece önemlidir. Gelelim Diyanet'e. Diyanet nasıl yapılanmalı, nasıl şekillenmeli bu tartışmalar gidiyor. Yani bu tartışmalar da devam edecektir, etmelidir de. Çünkü Diyanet'in yapılanmasından kaynaklanan bazı sorunlar olduğunu ben de kabul ediyorum. Fakat bütün bu süreç yaşanırken Diyanet çok net bir tepki göstermedi. Darbe öncesidir. Yani hiçbir yani bir sorgulama, bir ilahiyat fakültelerimiz. Yani bu çok önemli bir sorundur. Yani böyle bir süreç giderken kimse o sürecin yanlış olduğunu vurgulayan bir kurumsal ve akademik refleks geliştirmedi. O zaman bugün bizim kişiyi sorgulamamız lazım. Bir çocuklarımızı sağlam bir din eğitimi verme noktasında bizim bir toplumsal inisiyatif geliştirmemiz lazım. İkincisi Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve ilahiyat fakültelerimizin kavramlar üzerinden çok güzel çalışmalar yapıp bunu topluma yaymaları gerekmektedir. Eğer biz bunu yapmazsak o boşluğu işte bu mesihçi paradigmalar, sahte kurtarıcılar dolduracaktır ve insanlar bunların peşine körü körüne gidecektir. Yani yine çıkacaktır, önlem almalıyız. Yani uzak tutarak onu şeyden koruyamıyorsunuz. Çünkü bu insan inancını sorguluyor, neden yaratıldığını sorguluyor. İnsanın doğasında bu var. Ona doğru bilgiyi vermeyip boş bir sayfa gibi görürseniz o kişi o boşluğu başka şeylerle doldurur. Bizim mesela Mehdi hocam dedi işte himmet kavramı. Aldılar, ters yüz ettiler, kullanamaz hale geldik. Cemaat kavramı aldılar, ters yüz ettiler, kullanamaz hale geldik. Bunun gibi birçok şey var. İşte bunlara izin verirsek insanlara öğreteceğimiz kavramlar elimizde kalmayacak. Bu dine en büyük zarar. Şimdi tabii 1970'li yıllarda bizim çocukluğumuzda biz sürekli dedelerimizi, ninelerimizi görürdük Fatih Bey. Aklımıza takılan sorular olursa sayın hocamın ifade ettiği gibi onlar bize bir eğitim verirdi. Camiye götürürlerdi, orada hocayla konuşurduk. Din öğretmenimiz vardı, onlarla konuşurduk.
Bu girişi yapma sebebim şu. Biz bundan sonra neler yapmalıyız ki din eğitimi konusunda özellikle yine benzer yapılanmaların tuzağına düşmeyelim? Doğrusu burada da çok haddimizi aşmadan konuşmak lazım ama hocamın da dediği gibi Haluk hocamın yani bir bu dinin iyi anlaşılması çok önemli bir şey. Çünkü bizim dinimizde de işte hani cemaat diye bir şey olacak yani işte çünkü yani sıhhatine itiraz edilse de o hadis-i şerifte ihtilaf ümmeti rahmeti diyor Hazreti Peygamber. Yani bir rahmetle ihtilafın ilişkisi var ama nereye kadar ihtilaf yani bunlara bir otoritesiz ya da tepkisiz ümmet bugün bizim tabii evet cemaatlerle ilgili bir takım olumsuzluklar da bu hareketin yüzünden bizde gerçekleşti. Bir toplum biraz bunlara veya artık STK hareketlerine kadar her şeye bir mesafe koymaya başladı. Biz yardım işlerinde olduğumuzdan biliyoruz. İnsanlar bir süre yardım vermezlerdi. Bu yardım verdiğimiz adamlar böyle yapıyorsa başkasına versek onlar da öyle yapar mı acaba gibi bir şeye geldi. Yok yani bunlar televizyon gibi. Televizyonda, internette çok çirkin şeyler de yapabiliyorsunuz. Çok güzel şeyler de yapabiliyorsunuz. Yani Cenab-ı Hak da rahmetse eğer, tabii bizde bir şey yok, ayrılık yok. Mesela sekt var şeyin yani batıda. Bizde mezhep ya o kadar ayrımcı bir kavram değil yani. Sen oradan gittin, ben buradan gittim. Belli bir nehrin içerisinde şey yapmadın alemi yok. Ama sekt tamamen işte hani Ortodoks'un Katolik'i tekfir etmesi gibi bir şey bizim kendi içimizde en azından olmaması gerekir. Yani bunlar anlatılıp ya da bunlar öğrenilip ümmetin ayet, hadis yani dinin temel delilleri çerçevesinde bu konuları çözmesi gerekir. Tabii ki bunun eğitim tarafı var. Bu işin entelijansiyanın, ulemanın kendi bu konularla ilgili konuşup bunlarla ilgili bir yerlere gelmesi gerekiyor. Bunlar bizim potansiyelimiz hani ilim müminin yitiğidir. Tabii ki bunlarla ilgili o kayıplarımızı arayıp bulmak zor. Çünkü maliyetlerini görüyoruz. Yani şu anda hem hakim ideoloji, hakim rejim bütün dünyaya kendi hayat tarzını empoze ediyor. Kendi kavramlarını empoze ediyor. Bizim çocuklarımız yani kendilerinden 10 bin kilometre uzaktaki bir takım insanların hayat şartlarından ortaya çıkmış kavramları kuşanıyorlar. Kendi hayatlarını anlamaya çalışıyorlar. Biz zaten güçlü olup bu hallerden, bu zillet halinden kurtulmamız lazım. Onun dışında tefrikacılık zaten başımıza bela. İşte Suriye'ye gidiyoruz. Diyoruz ki nasıl bu millet bu hale geldi? Yani gidiyorsunuz 3 kilometrede bir makine tüfekli başka bir grup. Orada küçük kendi şeyini kurmuş. Şimdi buradakiler tabii makine tüfekle bu işi yapmıyor ama gidiyorsunuz o mahallede başka bir şey. Burada başka bir şey. İşte Avrupa'da başka bir şey gidiyorsunuz. Diyanetin işte bilmem ne cemaatinin bilmem ne cemaatinin hepsini artık arsızca yan yana neredeyse duran mescitleri. Bu böyle bir şey yani İslam'da var mı deseniz referansını bulamazsınız yani. Bunların bizim meselemiz olduğuna önce bu entelijansiyanın yani ümmetin ileri gelenlerinin ikna olup buradan gündem inşa etmeleri gerekiyor. Bunun idarecilerimizi bu konuda alarma geçirmeleri gerekiyor ve bu konuda ilim üretmeleri gerekiyor. Buradan biz belki de daha sivil, daha bir şey doğrusuna doğru gidebileceğimiz yolun sahibi. Şimdi öyle bir şey var ki bir cemaat öteki cemaate ona küsüp bir kötü bir şeyler söylüyor. İyi bir şey asla söylemiyor. Herkesi mesafeli. Hani kullu hizbin bimâledeyhim ferihun diyor. Yani her hizip kendi köşesinde bir ferahlık kendi şeyiyle yaşar bir vaziyette. Bunlar yaratan kitabında söylemiş ki iyi şeyler değildir. Bunu birilerinin artık düstur, prensip olarak kıymetini bu ülkeye kazandırması lazım deyip üstadlarımıza sözü bırakalım. Şimdi hocam uygarlık tarihi okumaları yaptığımızda bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin devlet-sivil toplum ilişkilerinin sağlıklı yapılanması ile ilgili olduğunu da görürüz hep. Az önce de kısmen değindik. Tabii ki bir yara aldı devlet-sivil toplum ilişkileri ama hala devam ediyor çok şükür ülkemizde. Bu açıdan bakarsak sizce devlet-sivil toplum ilişkileri nasıl kurulmalıdır? Burada devletin ve bizim milletin dikkat edeceği sınırlar hangileri olmalıdır? Devlet-sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkiyi tabii Türkiye'de bu alanda çalışmış birisi olarak da söyleyeyim, bir akademisyen olarak da söyleyeyim. Mesela batıdaki sınıflı toplum yapıları ve batının kendi tarihi üzerinden aynı sürecin Türkiye'de olmasını beklememiz birebir mümkün değil aslında.
Ama şöyle bir şey var. Bizde de farklı bir tarz başarılmış daha öncesinde. Yani belki STK'lar doğrudan siyasetle ya da devletle sınırları farklı tarzda çizilmiş Türkiye'deki tarihsel süreklilik içerisinde. Bunu tespit edebiliriz. Ama diğer taraftan Türkiye'nin özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden itibaren, artık son yüzyılından itibaren ve Cumhuriyet'te de devam eden kendi bu batılılaşma tecrübesinde, modernleşme tecrübesinde devlet-STK ilişkisinin farklı bir tarzda gelmesi gerekiyordu. Fakat burada bizim gördüğümüz şeylerden birisi şu, bazı reflekslerin devam ettiğini de görüyoruz toplumda. Mesela STK'ların devletle kurdukları ilişkilerin daha devlete yakınlaşma, onun sağladığı imkanları kendi lehlerine kullanmayla ilgili bir şeyle dönüştürebildiklerini görüyoruz. Yani o bizdeki sivil alanla ilgili bazı teorik tartışmalara da meseleyi götürebilir. Ama bir yere gelinmişti. Ya da en azından bunun geliştirilmesiyle alakalı bir Türkiye'de tartışmanın olduğunu biliyoruz. Devlet de kendi sınırlarıyla alakalı çok önemli kararlar, adımlar ata geldi Türkiye'de. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Fakat bu aradaki boşlukların özellikle bu olay bağlamında da söylüyorum. 15 Temmuz'un bize gösterdiği şeylerden birisi. Maalesef organik olmayan, yani kendiliğinden bir süreklilikle devam etmeyen, doğal olmayan bir şekilde sabote edildiğini görüyoruz. Böyle bir durumda da devlet ister istemez kendisini daha koruyucu bir reflekse çekecektir. Diğer taraftan da STK devlet ilişkisinin gelişmesiyle ilgili biz yeniden tehir edeceğizdir o süreci. Mecburen Türkiye bunu belli gerilimlerle zaten yaşamıştı ama bu o zamana kadar bence siyasi kademelerde de farklı siyasi görüşlerdendi. STK'ların gelişmesiyle ilgili daha olumlu bakan bir anlayışa zarar vermiştir ciddi anlamda. Dolaylı olarak da tabii ki Türkiye'deki demokratik kültürün sürekliliğine ciddi bir zarar vermiştir. Tabii geçmişte vakıflar ve cemaatler de birer siyasi parti gibi olmasa bile birer siyasi oluşum gibi belli önerilerde bulunabiliyordu Selçuklu'da ve Osmanlı'da ama bugünkü modern sivil toplum örgütleri ya da batıdakiler gibi değil diyorsunuz. Buna bir etkisi oldu herhalde. Tabii böyle bir yapılanması vardı. O dönemde de şunu belirtmek lazım. Yani mesela 4. Mehmet döneminde dini cemaatler ve tarikatların artık aldığı hal dolayısıyla hepsine birden kapatma kararı da alınıyor. Evet. Yani bunlar sadece Cumhuriyet döneminde olmuş falan gibi yüzeysel bakmamak lazım. Geçmişte de bu tür şeyler olmuş. Devlet bazen kendisini koruma adına ya da işte bütün o karışıklıkları önleme adına bu tür kararlar da almıştır. Ya da bazılarını daha ilga etmiş. Yani akreditasyon uygulayarak bazılarını daha makbul görmüştür, bazılarına daha alan açmıştır, bazılarını da alanını daraltmıştır. 2. Mahmut ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında olduğu gibi. Dolayısıyla meselenin böyle bir tarafı öteden beri bizde vardı. Bize has taraflarını görmezden çok gelmememiz lazım. Benim özellikle vurgum bu. Ama bir tarafından da evet bizim gittiğimiz yol itibariyle ve Türkiye'de en azından Ortadoğu'daki ülkeler ile karşılaştırdığımızda işleyen bir demokrasinin olduğu için aradaki kesintilere rağmen neticede bunun oluşturacağı bir sivil toplum kültürü zorunlu olarak etrafında geliyor ama bu olay dolayısıyla maalesef STK'ların nasıl kötülüğe de aracı edilebileceği görülmüş oldu. İstismar edilebileceği görülmüş oldu. O anlamda bu önemli bir tecrübe. Evet. Sayın Alkan, biraz siyaset bilimi açısından konuşmak isterim sizinle. Evet. Şimdi burada çok çok bence önemli bir konu var. Tabii ki takdir sizin. Belli cemaatleri dışlayarak bir yere varamayacağımızı gördük somut olarak. Evet. Bunu tarih bize defalarca kez gösterdi. Evet. Devletin bu gruplar, yapılarla ilişkisi nasıl olmalı? Evet. Şimdi aslında Osmanlı deneyimi yani Osmanlı'dan önce Selçuklu, Büyük Selçuklu deneyimine baktığımız zaman 1100'lü yıllarda bir şeyler olmuş bu topraklarda. Yani bunu altını çizmemiz gerekiyor. Bu doğudan Moğol saldırıları, batıdan işte Bizans saldırılarına karşı orada bir güç merkezi oluşturabilmek için Büyük Selçuklu Devleti uğraşırken tabii yine Fatimi Devleti var. Fatimiler biliyorsunuz Şii bir topluluk ve diyorlar ki biz Hazreti Fatıma'nın soyundan geliyoruz. O yüzden yönetmekte bizim hakkımız var. Mısır merkezi. Evet. Selçukluların neyi var? Kureyşi değiller. Yani Sünni geleneğe oturmuyorlar. Yani bakıyorsunuz Ehli Beyt ailesinden değiller. Dolayısıyla Selçuklular evet bir direniş merkezi orada kurmuşlar ama meşruiyet açısından nereye bağlanacaklar? Şimdi dolayısıyla o zaman işte Cüveyni gibi, İmam Gazali gibi
yine Nizamül Mülk gibi, boşuna dememişler, Nizamül Mülk gibi insanlar bir proje geliştiriyorlar. Bu proje şöyle bir proje. Aralarında bir uzlaşma zemini bulamayan ama çoğulcu anlayışa sahip olan ehli sünnet ekollerin, yani insanları tekfir etmek için birbiriyle yarışmayan, cemai topluluğun, cemai derken bunu sosyolojik anlamda söylüyorum, birlikteliğini esas alan fakat aralarında teferruatta bazı sorunlar yaşayan sünni mezheplerin bir siyasi bütünlük oluşturulması projesi başlatılıyor. Ve bu amaçla Nizamiye medreseleri kuruluyor. Nizamiye medreseleriyle ilk defa bu mezhepler devletin finanse ettiği eğitim kurumlarında bir arada yapılanıyorlar. Şimdi burada uzatmayalım, şöyle bir şey kurgulanmış. Halkın karnı doyurulacak, korunacak, eğitimi sağlanacak, ekonomik altyapısı sağlanacak. Yani halk müreffeh bir biçimde yaşatılacak ama bunun karşılığında da bu halk otoritenin meşruiyetini tanıyacak. Bu bir sivil toplum devlet uzlaşmasıdır. Osmanlı bunu aynen aldı, millet sistemine transfer etti vesaire devam etti. Ve bir vakıflar sistemi, yani ona baktığınız zaman o mantaliteyi, toprak sistemi, hepsi bunun üzerine kuruludur. Ama ne oldu? Bizim modernleşme sürecimiz 18. yüzyıldan itibaren devletle sivil toplum arasındaki bu ilişkiyi darmadağın etti. Daha da önemlisi Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sivil toplumu ayakta tutan bütün unsurları yok etti, zayıflattı. Devlet yeniden yapılanırken karşısında pazarlık edecek bir sivil toplum alanı bulmadı zaten ve devletin öncelikleri sivil toplumu tamamıyla ne yaptı? Nüfuz etti ve işgal etti. Bu şu demektir. Sivil toplum devlet uzlaşması olayına Türkiye'nin ihtiyacı var. 90'lı yıllarda bunu yapmaya çalıştık. İşte bu yapılar bu sefer ne oldu? O muğlak alandan devlete sızdılar. Çünkü bu ilişki çok önemlidir. Devlet sivil toplumu tanıdığı zaman sivil toplum da devletin meşruiyetini tanıması gerekiyor. Eğer böyle olursa her güçlenen devlete sızıp olayı patlatabilir. İktidarı ele geçirmeye çalışıyor. FETÖ bunu yaptı. Başkası yapamaz mı? Yapar. Çünkü Türkiye'de bu muğlaklık devam etmektedir. Bunun altını çizelim. Önlemi nedir? Önlemi şudur. Sivil toplum ve devlet ilişkisinin 1100'lerde yaptığımız gibi tekrar inşa edilmesi. Buraya gerçekten ciddi. Bakın anayasa değişikliği çok önemlidir. 2017'de yapılan anayasa değişikliği. Ama önemli olan sizin o değişikliğe nasıl baktığınız. Bunu bu ilişkilerin yeniden yapılanması süreci olarak görürseniz ve politikalarınızı bu doğrultuda geliştirirseniz devletle sivil toplum arasındaki muğlaklaşmış bu alanların sınırını da yeniden inşa edebilirsiniz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yoksa biz daha çok FETÖ üretebiliriz. Yıllar önce çok ünlü bir müteahhitle, ismini vermeyeceğim, röportaj yapmıştım Fatih Bey. Bu kadar başarılı olmanızı neye borçlusunuz dedim. Ömrümde bir kez devletle iş yaptım dedi. Bir daha da yapmadım. O beni yurt dışına yöneltti dedi. Önce Libya'ya, sonra Rusya'ya. Bir düşündüm, önce bana bir garip geldi söyledikleri ama uzun vadede bir düşününce. Şimdi hocam, Sayın Alkan çok güzel ifade etti. Bu devlet, sivil toplum örgütleri. Siz de böyle bir yapılanmanın içindesiniz fiilen. Nasıl uzlaşacak bu yapılar? Yani uzlaşmaması dediği gibi çok maliyetli bir şey. Yani bu vatandaşla o vatandaşı yöneten aygıtın hani alienation, yabancılaşması denen şey bizim sonumuz olur. Yani şimdi şeye inanmayan, sisteme inanmayan bireylerin olduğu bir şeyden bahsediyorsunuz. Bunu bizim çözmemiz lazım ama tabii o kadar da basit değil. Tarihi şeyleri düşünecek olursak şu anda devleti ele geçirmek birçok kesim için en kestirme iş. Yani birileriyle uzlaşmaktansa o iktidarı ele geçir ve millete kendi istediğini dayat şeklinde gittiği için de devamlı çalkanıp çalkanıp duruyorsunuz. Yani biz isteriz ki yani kendi yaptığımız hayır işlerinde bizim bu ülkenin içerisinde bir bu faaliyetlerin yerine oturduğunu görmek. Şimdi de işte İstanbul'da binlerce, Anadolu'da, ümmet coğrafyasında şeyler var. Şimdi biz bunlarda hep yani bir yok takibata uğrar mıyız? Devlet bize ne gözle bakar? Zaten eskiden de şey olmuş. Bir de malum artık burada toplandığımız olayın da gösterdiği gibi suistimal de olan konularda bu. Bunların hepsini bir mefkure çerçevesinde bu ülkeye bağlılık, bu ülkenin gözetilmesinin esas alındığı bir nizama, hani Nizamiye Medresesi için hocam söylüyorum, nizama bağlanması bizim de yönümüzden geçen bir şey olur elbette. Diyeyim, bilmiyorum daha lafı uzatmaya gerek var mı? Sayın Alkan, son bölüme girdik artık. Tüm konuklarımın mesajlarını almak istiyorum bu konuda ama bir genel değerlendirme yaparsanız programın sonunda, herhangi bir soru sormayacağım size. Öyle. Bu 15 Temmuz özelinde ben birey olarak ya da devleti yönetenler, siz akademisyenler, toplumun tüm
dinamikleri ne yapmalı? Ben aslında siz diğer sorularla da bana yol gösterdiniz. Sayın hocalarım da bunu yaptılar. Bir kere devletin, yine oraya döneyim, devşirmeci mekanizmaları millete güven temelinde yeniden yapılandırması lazım. Hepimiz bilmeliyiz ki devlet yönetimi liyakata dayanır. Liyakate dayalı olarak kadroların sistemin içerisine alınacağı bir mekanizmayı üretmek zorunluluğumuz var. Çok net konuşayım. Felanca gruptan olmak, filanca ideolojiden olmak, felanca listeye girmenin aynı zamanda o devşirme mekanizması içinde kabul görme anlamına geldiği bir sistem olursa her zaman bu tehlike oluşur. Hepimiz şunu kabul edeceğiz. Sivil toplum alanı dayanışma, işbirliği alanıdır. Devlet liyakat alanıdır. Biz elbette ki insanlarımızı yetiştireceğiz. Elbette ki her sivil toplum yapılanması kendine yakın insanların devlette iyi bir yere gelmesini ister. Ancak liyakatli ise gelir. Doğru. Yani bunu sağladığımız zaman zaten sivil toplumla devlet arasındaki sınır da çok net olacak. Devlet kendi liyakate dayalı mantalitesini işlettiğini gösterirse sivil topluma, sivil toplum o kendisi zaten konumunu belirleyecektir. Bizim bunu yapmamız lazım. Bunu şekillendirdiğimiz ve bu mesajı verdiğimiz sürece sivil toplum bu anlamda dayanışma ve gerçekten devlet liyakatına yakışır insanları yetiştirme noktasında da çaba gösterecektir. İnsanımıza güvenmemiz lazım. Hiçbir yapıya, hiçbir cemaate, hiçbir ideolojiye bağlı olmayan, inançlı, kendi halinde mütedeyyin, son derece temiz insanlarımız var bizim. Bunu iyi çocuklar yetiştiriyoruz, iyi gençler yetiştiriyoruz. Başka mekanizmalara ihtiyacımız yok. Bu mekanizmaları çalıştırdığımız sürece bu millet zaten kendi çocuklarını en iyi şekilde yetiştirip bu devlete sunacaktır. Ben sadece bunları söyleyeceğim. Sayın Alkan, çok teşekkür ediyoruz. Benim de mezun olmaktan gurur duyduğum Türkiye'nin en büyük üniversitesi İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Haluk Alkan konuklarımızdan biriydi. Fatih Bey, ne yapacağız? Yani 15 Temmuz'u konuşuyoruz. 15 Temmuz'u öncelikle dua edeceğiz. Allah bir daha bu millete göstermesin. Yani biz aklımızın erdiğince hocalarımla beraber bu işte bir daha tekrar etmemesinin ya da niye olduğunun üzerinde konuşmaya çalıştık. Yani bir kere dışarıdan bir kaynağı olduğuna kanaat getirmiş vaziyetteyiz. Bu kaynak demek ki aynı şeyi bir daha yapabilir, bir daha yapabilir. Yani biz kendimiz güçlü olmak zorundayız. Yani demin hocam söyledi, PKK problemi var. Şu bu halledin ama bir önce sen bir güçlü olacaksın. Yani problem de hayırdan şer doğdu, bir savunma sanayimiz oluştu. Bunun gibi buradan da sosyal anlamda işte devletin cemaatlerine daha bir yönelip onları bir ele alması bağlamında, bu yolla güçlenmesi anlamında gelişmeler olması lazım. Müslümanların, bu ümmetin cemaat olgusunu daha iyi bir anlaması ve buna göre de bundan sonraki herhangi bir aşırılığa ona göre tutum alabilmesi lazım. Belki o gün şartlarında birden sokağa döküldük ama belki bazı şeyler sokağa dökülmeden o cemaatlere hadlerinin bildirilmesi lazım. Bugün de ufak tefek görüyoruz şimdi. Her türlü hayır faaliyetini kendi işlerinde yapan, umreye bile böyle cemaat olarak gidip gelen, yani orada bile hani ümmetin bir araya gelmesini hedefleyen ibadetleri dahi böyle kendi başlarına gidip gelen, orada seçimlerde özel bir takım siyasilere toplu hale dua eden, böyle bir dışarıyla da çok mesafeyi koruyan şeylerin artık aşılması ya da bu ümmetin onlara bir zaptı raptı hatırlayacak bir tutumda olabilmesi lazım diyelim. Bunun bir kısmı niyaz, bir kısmı da bu ülkenin intelijansiyasına ev ödevi diyelim. Kıymetli hocama sözü bırakalım. Çok önemli bir iyilik hareketinin başında Sayın Fatih Elmalı. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Ben saygılar sunuyoruz. Ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mahmut Hakkı Akın. Şu ana kadar konuştuklarımızı bir toparlarsak, artık son cümlelerinizi alacağız birkaç dakika. Bir daha böyle bir darbe girişimi olmaması için sizin öneriniz ne olur? Bir daha FETÖ gibi yapılanmaların darbe girişiminde bulunmaya cüret etmemesi için devlet ve millet olarak biz ne yapmalıyız? Genel değerlendirmeniz nedir? Şöyle söyleyeyim. Bir kere darbeyi tanımlamak gerekirse, bir tanım yapacak olursak, doğrudan bir kavram kullanacak olursak, oyun bozanlıktır. Oyunu kuralına göre oynamak gerekiyor. Yani mafyatik ilişkilerin, ne siyasetliklerin, ne siyasi alanda mücadele eden dernekler, partiler, hiçbirinin bu tür şeylere tevessül etmemesi gerekiyor. Bürokrasinin de kendi elindeki gücü
bir şekilde kendi kurallarına göre oynaması gerekiyor. Şunu unutmamak lazım. Her şeyin başı anayasaya sadık olmak. Yani bütün bu modernleşmenin ürettiği en önemli şeylerden birisi iktidar gücünün herhangi bir şekilde, bunu sadece hükümet anlamında söylemiyorum, herhangi bir yerde bulunduğunuzda sizi bağlayan kuralların olması gerekiyor. Ve bu kurallara uygun hareket etmeniz gerekiyor. Oyun derken bundan bahsediyorum. Yani oyunu kuralına göre oynamak gerekiyor. Buna bütün kurumlar aslında bir sözleşmeyle biz bağlanmış vaziyetteyiz. Bu sözleşmeye benim bir akademisyen olarak, sizin diyelim ki işte bir radyo program yapımcısı olarak, sunucusu olarak hepimizin bu kurallara uygun davranması gerekiyor ki kamusal alanda birbirimize zarar vermeyelim. Burada ben bu alana artık hakimim, burada da istediğimi yaparım diye hareket eden her irade zarar verecektir. Çünkü bu böyle bir alan değil. Modern toplumda, daha kitleselleşmiş bir hayatı yaşadığımız toplumda bu tür keyfi davranışların maliyeti çok ağır olacaktır. Dolayısıyla bu yaşadığımız 15 Temmuz sürecinde bir oyun bozanlıkla karşı karşıya geldik. Siyasetin oyunu da, yani bir iktidarın el değiştirmesi oyunu da gene kuralına göre olmak durumundadır. Bunun yasalar çerçevesinde bir sınırı var. Ama diğeri, hatta bir hocamıza atıfla da söyleyeyim, yani kendi ülkesini işgal girişimi olarak karşımıza çıkar. Ama şöyle bir şey de var, eğer ciddi anlamda herkes oyunu kuralına göre oynayıp keyfi davranmazsa kimse de kolay kolay bu tür şeylere tevessül etmez. Bu dolayısıyla insan olarak hepimize ve rollerimizi icra ile alakalı bir boyutu olduğunu da bu meselenin göz önünde bulundurmalıyız. Dolayısıyla sorumluluğu hepimizin yüklenmesi gerekir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mahmut Hakkı Akın, bu özel programımıza katkılarınız için çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Değerli dinleyenler, Bir Kahramanlık Öyküsü 15 Temmuz isimli özel programımızın sonuna geldik. Konuklarımız mütefekkir Sayın Fatih Elmalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mahmut Hakkı Akın, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Haluk Alkan'dı. Tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yapımcımız Erol Doğu, ben Süha Uner. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize de saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın. Bir Kahramanlık Öyküsü 15 Temmuz.